Tabii ki şu anda mecliste, Türkiye'de konuşulan gündem seçim. Biz aslında şöyle düşünüyoruz. Ülkenin iyi gitmediğini, ekonomik anlamda, ticari anlamda, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, teknolojide, eğitimde bir takım şeylerin iyi gitmediğini görüyoruz. Bunu yıllardan beri de dile getiriyoruz zaten. Şimdi ekonomik verilere baktığımız zaman bugün dolar 11 liraya doğru tırmandı. 11 lirayı geçti hatta. Bir bakıyorsun euro 12 lirayı geçti, 13 liraya dayandı. Altın 670 liraya kadar dayandı. Tabii ki bunun göstergesi olarak da baktığımız zaman ekonomik verilerin çok iç açıcı olmadığı görülüyor. Bunun da ana sebebinin olarak biz üretim olarak görüyoruz. Bir de 19 yıldan beri uygulanan düşük yüksek faiz modelini uyguladıkları için. Bir de Türkiye'de baktığımız zaman genel anlamda uygulanan politikalar hep günü kurtarma politikalarıyla geçiştirildi. Aslında bunun en büyük bir sebebi de üretim dedik, ana sebebi de sistemdir. Yani bu sistem değişmediği sürece maalesef ama maalesef bunun düzelme imkanı, ekonomik verilerin tüm alanlardaki verilerin düzelme imkanı çok zor. Tabii ki bir de üretmiyoruz. Bugün üretmeyen bir toplumun kalkınması da mümkün değildir zaten. Bugün insanlarımızın market raflarından almış olduğu mercimeği, almış olduğu pirinci, almış olduğu buğdayı, almış olduğu nohutu, almış olduğu kuru fasulyeyi, mısırı dışarıdan ithal eder hale geldik biz. Yıllar önce Mezopotamya Havzası dediğimiz Kızıltepe, Mardin o havzada biz Avrupa'nın en kaliteli mercimeğini yetiştirirken yıllar önce biz Kanada'ya bunun tohumunu vermişiz. Şu anda Kanada'dan biz ithal eder hale gelmişiz. O hale getirmişiz. Yine 1990'lı yıllarda Avrupa'da kendi kendine yeten 7 tane tarım ülkesinden bir tanesiyken bugün bu saymış olduğumuz ürünleri dışarıdan ithal eder hale gelmemizin ana sebebi de yanlış politikalardır. Gelelim şimdi bölgemize fındığa. Fındık geçen yıl 26,5-25 bandında seyrederken bu yıl da aynı fiyatlardı. Hatta 23-24 civarında normal tüccarda. Şimdi ben buradan o zaman soruyorum. Geçen yıl bir ton fındıkla bu insanlar kaç ton gübre alıyordu? Bu yıl kaç ton gübre alabiliyor? Yine geçen yıl bir ton fındıkla kaç gram altın alabiliyordu? Bugün kaç gram altın alabiliyor? Geçen yıl bir ton fındıkla kaç gram çeyrek alıyordu? Bu yıl kaç gram çeyrek alıyor? İnsanlarımızın yaşam standardı yükselmiş mi, düşmüş mü? Alım gücü yükselmiş mi, düşmüş mü? Buna bakmak lazım. Evet, neticede baktığımız zaman düşmüş. Yine aynı herkese 1 kilogram fındıkla 22 tane ekmek alıyordu. Bakın 1 kilogram fındıkla 22 tane ekmek alabiliyorduk. Bugün 11 tane alabiliyor. Ya bunların hepsinin neticesinde yani ekonomik olarak baktığımız zaman bütçemizden çıkan bir paralar. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yani artık önceki gün yapmış olduğu toplantıda, meclis toplantısında yani faizden dem vuruyor. Faizin doğurmuş olduğu sıkıntılardan dem vuruyor. Bir an önce kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Tabii ki kurtulmamız lazım. Ama senin 19 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi parti eğer faizsiz bir ekonomik sisteme kurmak istiyorsa bu zamana kadar kurardı. Ama senin kurduğun sistem faizli bir sistem. Senin kurduğun sistem üretenin daha çok ezildiği bir sistem olduğu için maalesef bu duruma getirildi. Ha buradan çıkılır mı? Çıkılır tabii ki. Nasıl çıkılır? Cumhurbaşkanı bir kere ilk önce insanları ötekileştirmemesi lazım. Kutuplaştırmaması lazım. Gruplaştırmaması lazım. Kamplaştırmaması lazım. Ne yapması lazım? Cumhurbaşkanı bütün ülkede yaşayan herkesin cumhurbaşkanı.
herkesi oturup konuşabilmesi, bir masa etrafında Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi partinin temsilcilerini alıp onların fikir ve düşüncelerini, onların ülkenin çıkışıyla alakalı, kurtuluşuyla alakalı her anlamda bunlarla alakalı oturup bu insanların fikirlerini alması lazım. Çözüm önerilerini ortaya koyarak Cumhurbaşkanı da bir kağıdı alıp evet bunlar bu şekilde olması lazım diye bir fikir alışverişinde bulunması lazım.